Günaydın benim yine dağınık odama. Hoş geldiniz. Bugün de bir vlog çekmek istiyorum. Geçen vlog çok güzel şeyler yazmışsınız. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Daha önce çekmememin sebebi biraz çekinmemdi. Sever misiniz, sevmez misiniz, izler misiniz bilmiyordum. Ama gelen yorumlardan anladım ki doğa bulmuşsunuz, sevmişsiniz. O yüzden bugün güzel bir vlog çekmek istiyorum. Uyandım yine yüzümü yıkadım, saçımı topladım böyle ferah ferah. Şey diye düşünmüyorsunuz umarım. Ay ne kadar bakımsız, ne kadar şey. İşte böyle saçı açık evde oturan biri değilim. Kamera karşısında sizin için saçımı açıp yokmaş yapıp düzleştirmek istemiyorum. Yani evde de böyle oturuyorum. Kameraya da böyle çıkmak istiyorum ki eminim çoğunuz böyle yağlı topuz falan yapıp oturuyorsunuz. Ben dedim o kadar da değil, o kadar da en azından bir topla dedim. O yüzden böyleyim. Yani hani içinizden geç. Eğer öyle görmek istiyorsanız söyleyin. Böyle birazcık daha bakımlı, böyle hafif makyajlı falan çıkayım karşınıza. Odamı havalandırdım. Şimdi yatağımı toplayacağım. Bugün yapacaklarımızı sayıyorum. Geçen yaptığım vlogtaki yulaf ablam çok beğenmiş, izlemiş. Bana da yaptı. İkimize de ondan yapacağım. O muzlu istedi. Ben yine çilek de yiyeceğim. Onu yiyeceğiz. Sonra gelip odamızı toplarız. Böyle havalan yine çok dağınık. Dolabımda bütün giysiler birbirine girmiş durumda. Size bir saniye gösterebilirim. Şuna bakar mısınız? Annem bunu izlemesin. Elime ne geçerse şöyle itilmişim oraya ve hepsini sıkıştırmışım. Onların hepsini indirelim. Güzelce katlayalım istiyorum. Çünkü ne istediğimi bulamıyorum. Ve ne oldu biliyor musunuz? Geçen vlogta fark ettim. Üstüm altımı falan hiç beğenmedim. Direkt online'a girdim. Madem dedim vlog çekeceğim. Güzel ev kıyafetleri sipariş edeceğim dedim. Koton'a girdim. Pijama bölümünden 3-4 takım söyledim. O yüzden bu vlogları izlemelisiniz. Size güzel görünmek için kendime pijama takımı aldım. Çünkü baktım ki yani hep dışarı kıyafetim var. Pijamalarım çok güzel ama böyle evin içinde giyecek özel bir şey yok. Yani anladınız mı? Ya dışarı ya pijama. Pijamayı da ben evde giymiyorum biliyorsunuz artık. O yüzden böyle evde giyecek güzel bir şeylerim olsun sizin karşınızda da. Onları giyeyim böyle sevimi sevimi diye. Altlı üstlü takımlar aldım. Onları da size gelince gösteririm. Bir de bugün ne oldu? Bunu ayrıntılarını göstermeyeceğim. Video çekeceğim ama az önce kargo geldi gratis. Tabii biz kargoları falan direkt şöyle eldivenlerle dezenfekte ettik. Şöyle içinden çıkanları çöp poşetin içine koydum. Bayağı pamuğum falan bitmişti. Bir sürü ıvır zıvır falan aldım. İnceleyeceğimiz yeni ürünler aldım. Çok güzel Divan'dan falan ürün aldım. Onların hepsini zaten videoda birlikte bakacağız. Şimdi gidiyorum yulafı yapıyorum. Sonra biraz salonda oturalım. Ondan sonra işlerimize koyulalım. Bir de dün de soğuk kahve yaptım kendime. Boğazım çok ağrıyor. Ablamın da ağrımış. Birazcık korktuk. Dedik hani tam bu dönemde insan hani boğaz ağrısı öksürse bile telaşlanıyor ya bizde de öyle oldu. O yüzden bugün sıcak bir şeyler içelim. Normalde bugün o Kore kahvesini yapacaktım ama bunu sonraki vlogda yapalım. Üst üste o kadar çok içmeyelim. Hadi içelim. Bakın yulafları yaptım. Benimki çilekli. Şuraya sağlıklı ne diye fıstık ezmesi koydum. Bunu almıştık. Ablam da bugün muzlu istedi ama içini aynı yerde yaptım. Sadece üstünü farklı süsledim. Böyle yani geçenkinden tek fark fıstık ezmesi koymamız. Şimdi bunu yiyeceğiz. Bir de ablamla boğazımız ağrıyor diye babam bize şöyle taze portakal suyu sıktı. Bir de bunu içeceğiz. Kahvaltımız şimdilik böyle. Şurada şöyle televizyon izleyeceğiz. Ablam ne açmış? Öyle bir geçer zamankini tekrarını bulmuş TV2'de. Bunu izliyoruz. Bakın şurası da benim köşem. Siz tabii daha önce görmediniz. Videolarımı şurada oturarak çekiyorum. Ne kadar zorlandığımı tahmin edebiliyorsunuz. Şuradaki iki çift ayakta. Şu an bana tuhaf tuhaf bakın ablamın ayakları. Yani videolarımı ben şurada çekiyorum. O yüzden like atıp takip etmeyi unutmayın. Orada oturmak çok zor. Şimdi biz bunları yiyelim. Beğendin mi? Bayıldım. İçindeki muzu aldın mı? Sıcakken muzla karıştırıyorum. Onun için işte bu böyle geliyor. O yüzden tatlı tatlı geliyor. Sana onun için bir değişiklik, daha bir yumuşaklık var diyorum işte. İçinde muz püresi var, onu ezerek karıştırıyorum. Bunu elma rendesiyle de yapıyorlar o muzu. Onu da deneyeceğim. Elma rendesi tarçın çok güzel oluyor. Tarçın, ceviz bir de. Elmayla yapınca hiç güzel olmuyor ama elma rendesiyle deneyeceğim onu, merak ediyorum. Elmayla ben de yaptım zamanında. Buna böyle yumuşak şeyler yakışıyor. Böyle yumuşak yumuşak yiyince güzel oluyor. Şimdi çamaşırları yıkayacağız. Renkleri yıkayacağız. Aslında çok bir şey yok. Masa örtüsü falan var. Benim montumun yakasında ufak bir leke vardı. O yüzden bunu da yıkamak istiyorum. Şu an bulamadım. Böyle
Ufak bir kahvelik vardı. Herhalde kahve falan dökmüşüm. Bunların hepsini şöyle azıcık bir yıkayalım. Bakın bu yumuşatıcı gerçekten çok güzel kokuyor. Lavanta kokusu sevmiyorsanız falan hiç fark etmez. Buna bir bakın. Ben de sevmiyorum diyordum ama çok güzel kokuyor. Şimdi sentetiğe getireceğim. Zaten 40 derece. Bitiş süresi. Hızlandırma. Hızlı yıkamayı aldım şimdi. Başladı. 1 saat 20 dakika sonra bunları da asarız. Çok büyükmüş. Şimdi bir mutfağı da temizleyelim. Ondan sonra odadaki temizliğe geçelim. Bulaşık bitti. Şimdi annemler film izliyor. Ondan şöyle güzel bir kahve yapalım. Bizim fincanlarımız burada duruyor. Şimdi annemlere hangilerini alsam diye düşünüyorum. Şu filli seti alayım ya. Bunu çok seviyorum. Ben çok tatlılar. Şuradan da şöyle altılıklarını aldım. Şöyle takımlar. Şimdi iki kişilik kahve hazırlayacağım. Şöyle bizimkiler çok acı sevmiyor. Böyle birazcık daha keyif kahvesi. Birazcık da şekerli seviyorlar. Şu kadar yeter iki kişiye. Üstüne birazcık su koydum. Şimdi şöyle karıştırıyorum. Annemlere kahve yaptım. Şimdi kendime de yeşil çay yapacağım. Size demliğimi göstermek istedim. Şuna bakar mısınız? Aşırı tatlı. Şurada demliyorsunuz. Burada da bardak oluyor. Şöyle döküp içiyorsunuz. Çok güzel. Şuraya çayınızı koyuyorsunuz. Şu yeşil çay ne içiyorsanız. Bu sanırım Karaca'ydı. Evet, Karaca'da. Bulursanız mutlaka alın. Çok işlevsel ve hiç yer kaplamıyor.
dolapta böyle duruyor. Çayım orada demlenen dursun. Ben de şurada sudoku çözeyim. Sudoku çok severim. Bunu bakın Trendyol'dan bulabilirsiniz. Ben seneler önce almıştım. Ama birkaç soran oldu, araştırdım. Trendyol'da falan var. Hatta ben de yenisini sipariş ettim. Şu arkada modelleri var. Bakın ben hangisini aldım biliyor musunuz? Şunu. Bunu aldım. Bugün akşam yemeğini de sizle birlikte yapalım istedim. Odayı toplayamıyorum. Hiç enerjim kalmadı. Ablam uyandıktan sonra çok yorulmuştum. Dün kuru fasulye yapmıştı annem. Onun yanına bugün pilav yapacağız. Ve mantar çorbası, böyle ablam hasta olduğu için canım mantar çorbası çekmiş. Sütlü mantar çorbası yapacağız. Kremalı mantar çorbası diye geçiyor. Mantar, soğan falan bunlara ihtiyaç var. Zaten sizi birazdan ters çevireceğim. Orada göreceksiniz. Bir de bana söyler misiniz, böyle izlemek mi istersiniz mesela, yoksa direkt yemeği görmek mi? Bence yemeği görmek. O yüzden şimdi öyle çekeceğim ama siz yine de aşağıya yazın. İhtiyacımız olanlar rende, süt, tereyağı, 8-9 adet mantar ve şöyle soğan. Şimdi yapacağım tencereye aldım, bunun içine bu minik soğanı şöyle rendeleyeceğim. Soğan rendeleyince bu kadar çıktı. Şimdi bunu kenara alıyorum. O sırada mantarlarımın dışını soyacağım ve minik minik yıkadıktan sonra minik minik rendeleyeceğim. Küçük küçük küp küp doğrayacağım. Biraz pis, kusuna bakmayın. Onu bu yemekten sonra silerim dedim çünkü. Şöyle birazcık yağ koyuyorum. Zaten soğanımız çok çok az. 2-3 dakika bunu kavuracağım. Sonra mantar ekleyeceğim. İkisi birlikte kavrulacak. Akşama kuru fasulye olduğu için dünkü pilav da bitmişti. Bunun yanına şimdi 2 bardaktan de beyaz pilav yapacağız. Biz çorba yapana kadar bu da suyun içinde bekler. Bir. Şöyle. 2 çeyrek olmuş oldu. Su koydum. Suyumun üstüne bolca tuz dökeceğim şimdi. Şöyle. 2 kaşık. Bunu elinizle karıştırın ve işte pişireceğiniz saate kadar 1-2 saat burada böyle dinlensin. Tam bu kıvamı alınca görüyor musunuz? Böyle kendiliğinden koyulaştı. Üstüne 2 yemek kaşığı şöyle birazcık tepeleme un ekliyoruz. Eklediğim kadar da şöyle süt ekleyeceğim içine. Çorba o kadar güzel oluyor. Şöyle. Şimdi tuzunu ekleyeceğim. Karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Böyle kaynayana kadar olacak. Çorbamı yaptım. Gördünüz, bence çok güzel oldu. Kaynamaya bıraktım. Aslında annem ben yapayım dedi ama ben yaparım dedim. Umarım o yüzden güzel olur. Yoksa ben yapayım demiştim diyecek kesin. İnşallah güzel olmuştur. Şurası yine felaket dağıldığı için gelin oraya toplayalım. Yiyeceğimiz zaman da pilavı yaparız. Sonra da artık videoyu kapatırız. Kaynadı ve çok güzel kıvamlı oldu. Tadına da az önce baktım. İnanılmaz güzel olmuş. Seviyorsanız bu tarifi yapabilirsiniz. Ben de bu tarifi ilk defa yapmıştım.
Şimdi sıra geldi pilava. Tabii ki pilav dediğiniz bol tereyağlı olur. Bir kaşık kadar da zeytinyağı koyuyorum. Altını açıyorum. Pilavımı biliyorsunuz burada bekletiyordum. Şimdi bunun suyunu süzüyorum. Şimdi pirinçlerimi ekliyorum şöyle. Hiçbir tanemini tabii ki ziyan etmiyoruz. Hepsini bitiyoruz. Pilavın bence en güzel olmasının sırrı böyle birazcık tereyağında fazla kavurmak. İyice hepsini içine emmesi, o zaman çok lezzetli oluyor. 1-2 damla limon koyuyorum. Birazcık daha şeker koyuyorum. Suyumu ekliyorum. Şöyle 2 kaşık tuz koyacağım. Üstünü kapatacağım ve pişireceğim. Bir daha da kapağını açmayacağım. Bugünkü yemekler de çok güzel bir şekilde oldu. Bahsettiğim kuru fasulye burada onu ısıtıyoruz. Çorba inanılmaz güzel oldu. Kesin bunu deneyin. Pilavı yaptım. Onu da demlendiriyorum. Sofra da hazır. Biz birazdan yemek yiyeceğiz. O yüzden bu videoyu kapatıyorum. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Böyle videolar daha sık gelsin. Umarım beğenmişsinizdir.